Herkese merhabalar. En başından hikayemi sizlere anlatmak istiyorum. İsmim Alper ve çocukluğumdan beri şehirde büyüdüm. İstanbul'un her yerini biliyorum. Ailem muhafazakar olduğu için hiç zararlı alışkanlığım olmadı. Annem ve babam bunlar için bana teşekkür ediyor. Ancak asıl onlara saygı duymalıyım. Onlar sayesinde kötü alışkanlıklarım olmadı ve beni hep korudular. Ama bunun zararlı yanları da vardı. Hep kızlardan uzak durdum ve çok utangaç birisi olarak büyüdüm. Kızlar konusunda özellikle çok utangaçtım. Benimle bu konu yüzünden hep dalga geçerlerdi. Ben de aileme kızgın olurdum. Bir yaştan sonra okulumu ve üniversitenin daha önemli olduğunu gördüm. Kızlara da iyi ki önem vermemişim diye düşünüyordum. O yüzden 22 yaşıma kadar hiçbir kıza elim bile değmedi. Kızlarla konuşmaktan korkuyordum. Ailem yüzünden olmuştu bunlar. Ama çok iyi paralar kazanmaya başlamıştım. 23 yaşında bazı insanların ulaşamayacağı miktarlarda paralar kazanıyordum. Bu olanları aileme borçluydum. Artık kendime ait bir şirketim, kendi arabam ve İstanbul'da birkaç ev almıştım. Tatillerde çocukluktan dayımlara giderdik ve onlar Rize'de bir köyde yaşarlardı. Dayımın babasından kalma zenginliği vardı ve bunu hep kötü yöne kullanırdı. Çocuklukta o kadar anlamasam da büyüyünce dayımdan nefret etmeye başlamıştım. Sebebi ise çok belliydi. Dayımın insanlara karşı kötü olması ve onları kullanmasıydı. 8 tane karısı vardı ve kadınlarla evlenmekten bıkmıyordu. Anlam veremiyordum ve nefret etmeye başlamıştım. Benim en çok ilk evlendiği kadın Asiye yenge ile sohbetim vardı. Hep bana kendi çocuğuymuş gibi bakardı. Kendisinde problem olduğu için çocuğu olmamıştı. Dayım boşamamış ve gidip başka bir kadın almıştı. Kendisinden çocuğu olmadığı için dayım Asiye yengeme hep eziyet ederdi. 24 yaşında annem ve ben tatile köye gitme kararı almıştık. Asiye yenge bizleri görünce çok sevinmişti. Artık ben büyüdüğüm için o da bayağı yaşlanmıştı. Beni kendi evladıymış gibi seviyordu ve sofraya oturduğumuzda ne yemek varsa hepsini önüme koyar, bana çok iyi bakardı. Bu gidişimizde bana neden evlenmiyorsun diyordu. Ben de annemler kimi bulursa artık onunla evlenirim dedim. Böyle şakalaşıyorduk ve dayım da sofraya oturduğumuzda bak oğlum köyden birilerini bulalım sana. Benim gibi senin de 7-8 tane karın olsun deyip gülüyordu. Ondan nefret ediyordum ancak belli etmeyeyim diye dediklerine hep güldüm. Eskisinden daha da fazla nefret etmeye başlamıştım ve bunu Asiye yengeme de demiştim. Onunla yalnız başına konuştuğumuz zaman dayımın ne kadar iğrenç birisi olduğunu hatırlatıyordum. Köye gelmemizin üzerinden 2 gün geçmişti ve ortalıkta 20'li yaşlarda gezen bir kadın görüyordum. Sofranın kurulmasına yardımcı oluyor, bulaşıkları falan yıkıyordu. Belki akrabamız falan dedim ve evli olur diye hiç bakmadım. Ama o kadar güzeldi ki birkaç defa göz göze geldik. Sanırım ona aşık olmuştum. Yengeme de kızın kim olduğunu sormaya utanıyordum. Günlerdir onu düşünüyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Acaba benden hoşlanır mı diye hayal ediyordum. Akşama yakın cesaretimi topladım ve Asiye yengeme o kadın da kim diye sordum. Yengem hiç şüphe duymasın ve benim ona karşı bir şeyler hissettiğimi fark etmesin diye öylesineymiş gibi sordum. Yengem de bana dayın işte. Gitmiş başka bir köyden kız beğenmiş. Bize yakın olan köyde bir tarlası vardı. Orada yaşayan bir adam kızının karşılığında tarlayı almış. Dayın da bu teklifi kabul etmiş ve şimdi zavallı kız tüm gün çalışıyor. Belki birisiyle evlenip mutlu olacaktı ama kendisinden 35 yaş büyük bir adamla evlenmiş. Bunları bana anlattığında sinirden patlıyordum. Nasıl bir baba tarla karşılığında kızını verir diye çok sinirliydim. O kıza sanırım aşık olmuştum ve onunla evlenmeliydim. Ama önümde dayım vardı ve bu kız evliydi. Nasıl olacaktı bilemiyordum. Daha bir aydır buradaydım ve o kızı kendime aşık etmeliydim. İsmi Cansu'ydu. Cesaretimi toparladım ve birkaç gün geçtikten sonra samanlıkta yalnız başına çalıştığı sırada ona yaklaştım. Utanıyordum ancak bu konuşmayı da yapmalıydım. Merhaba Cansu dedim ve bana baktı ama bir şey demedi. Ben de utanma konuş lütfen dedim. Çok zorla ağzından söz alıyordum ve konuşmak istemiyordum. En son senden hoşlanıyorum ve seni kaçıracağım dedim. Bana hayır böyle bir şey yapma, kendi hayatını mahvedersin, dayın seni de beni de öldürür dedi. Seni gördükten sonra hayatım değişti, zaten sana aşık oldum ve bundan kurtulamıyorum. Seni çok seviyorum ve evlenmek istiyorum. Gel beraber şehire gidelim ve sana iş bulurum, beni sevmesen de olur ancak seni buradan kurtarmak istiyorum dedim. Bana bakarak ben de senden hoşlandım ancak olmaz, dayın izin vermez buna dedi. Benden hoşlandığını duyunca dünyalar benim oldu ve artık bu kızı buradan kurtarmak için gerekirse ölürdüm. Bu durumu önce yengeme söylemeliydim. Birkaç gün geçti ve Cansu ile fırsat bulduğum anlarda hep konuşuyordum. Biraz zaman geçtikten sonra olayları yengeme anlattım.
bana destek olacağını düşünüyordum. Zaten öyle de oldu. Bana dikkat et, yoksa dayın seni öldürür dedi. Yengem resmi olarak benimle evli. Diğer kadınlarla dini nikahı kıydı dedi. Sonuçta böyle de yapmalıydı. Sonra yengem Cansu'da problem olduğunu da söyledi. Geldiğinden beri hiç hamile kalmadı. Dayım para ödeyip eve doktor da getirdi ancak doktorlar sorunun Cansu'da olduğunu söylediler. Ben şerefsiz dayımın ona dokunduğu için kötü olmuştum. Ama yine de bu kadına aşıktım. Cansu benim olmalıydı. Çocuğumuz olmasa evlatlık birisini buluruz. Benim için hiç sorun değildi. Asiye yengemle bir plan yaptık. Cansu'yu dayımın elinden kurtarmak için onu ikna etmeliydim. Yengem bir hafta boyunca Cansu'yu ikna etmeye çalıştı ve en sonunda kabul etti. Cansu aramızda hiçbir şey olmamasına rağmen yalandan benimle arasında bir şeyler varmış gibi davranacaktı. Cansu'ya bu hapishanede yaşamaktansa ölmek daha iyi dedim ve en sonunda benim teklifimi kabul etti. Zaten o da bu durumdan bıkmıştı. Annemin hiçbir şeyden haberi yoktu. Onlara ne diyeceğimi bilmiyordum. O gün geldi ve ben dayıma Cansu'yu seviyorum dedim. O gün hayatımın en zor günüydü. Dayımla kavga etmeye başladık ve duvara doğru ittim. Ben Cansu'yu alacağım ve Cansu da utangaçlığını bir kenara bırakıp ona anlattıklarımın hepsini söyledi. Eğer dayıma bize bir şey yaparsan ya da bize karışırsan seni polise veririm ve haram yolla kazandığım paraların hepsini burnundan getiririm dedim. Ömrünün diğer yarısını hapiste geçirmek istemiyorsan bu işleri bırak ve bize izin ver dedim. Dayım beni öldürmek istiyordu ancak en sonunda annem de yalvarmaya başlayınca kabul etti ve Cansu'yu alıp İstanbul'a geldim. Annem yolda beni aradı ve artık bizim evladımız değilsin. O kadınla ne halin varsa gör dedi ve telefonu kapattı. Gözlerim dolmuştu. Annem ve babamın beni istemiyor olması zoruma gitmişti. Cansu'ya da yolda giderken senin için her şeyden vazgeçtim. Gerçekten beni seviyor musun dedim. O da artık ölene kadar sana borçluyum dedi ve ölene kadar seveceğim dedi. Bu olanlardan sonra 4 yıldır Cansu'yla birlikteyiz. Çocuğumuzun olması için çok doktora gittik. En sonunda bir evladımız oldu. Cansu ve benim gözümüzdeki mutluluk her şeye değer bence. Nasıl mutlu yaşıyoruz bir bilseniz. Artık annem ve babam beni istemiyorlar ama onlarsız mutlu yaşamayı öğrendim. Hayat işte, yapacak bir şey yok. Benim hikayem de bu. Umarım beni yargılamazsınız. Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.